Sani? Kızım? Sen hiçbir şey yemedin. Yiyorum baba. Bak bundan ye. Çok has, güzel. Has be has çambalı çocuğum. Hadi bu güzel. Hey kızım ya tamam anneninkinden ya. Hadi, tamam ye. Allah Allah sanki bizimkiler fabrikada üretiliyor. Tabii fabrikada üretiyorlar. Arı kovanından direkt arıcının besicini köylüler yapıyorlar. Kendi yapıyor onu böyle. Şey oturuyor arı yap. Ben bal yapayım diyor arı. Allah Allah. Ye kızım bundan ye bundan çocuğum ye. Çocuğum al. Allah'ını sever. Al tamam çocuklar. Kızım al anneninkinden ye. Al Şifa tamam ye. Al, al ye. Şimdi annem organik dükkanı açıyor ama bugün. Sonuçta bir balın tadına bakalım değil mi? Hmm, ne güzel bir şey. Belki bunu çantama hazırlayayım o zaman. Geç kaldım çünkü. Annemin bal şahaneymiş valla. Süper, çok güzel. Baba seninkini zaten senelerdir yiyoruz senin baldan. Heh. Al çocuğum. Ben hiç şeker tüketmiyorum ama. Hiç. Yani şeker, no, zero şeker. Kız bu şifalı bal, bu ne şekeri? Anneciğim anlıyorum, evet ama o da bal. Benim gözümde o da şeker. O yüzden ben onları hiç yemeyeyim. Ben de artık hazırlanayım, işe gideyim. Siz de güzel güzel dükkanlarınızı açın, çalışın tamam mı? Bak kavga etmek yok. Güzel güzel anlaşacaksınız. Sizi göreyim. Hadi bakalım, muah, öpüyorum. Ya kız bir tat, Allah'ını seversen şunu bir tat. Bir tat da gör bak nasıl güzel. Al, tamam, al, al, al. Bırak Allah'ını seversen mis gibi bala ne diyor? Bak, şu bak, tortulu bu berrak. Dur bak, tamam. Bak bak. Allah'ım nasıl sası ya Rabbim. Sırf şeker. Numaraya bak. Hiç bir daha yok. Sonunda kurtulduk. Şuna bak. Burada görünce bile bir kötü oluyorum. Şu an gülüyorum. Son gülen iyi güler lafı demek ki gerçekten doğruymuş. İyi güldüm çünkü. İyi güldüğümü düşünüyorum. Son güldüm. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Aylin Hanım sandım. Ya Aylin'i benim. Aylin süsü vermişsin kendine. Ne Aylin süsü? Ne diyorsun? Cece vermiyorum öyle bir şey. Onun gibi giyinmişsin ama. Ay saçmalama. Topuklu giymişsin bu kadar 15 santim. Yüzüne falan da bir şeyler yaptırmışsın. Aylin Hanım'a benzemeye çalışıyorsun. Maşaydın sen çünkü biliyorum evet. Saçmalama Cece. Onun yerini doldurmaya çalışıyorsun. Saçmalama saçma sapan şeyler söyleme. Öf. Çekil şuradan ver şuna bakacağım. Al da saç içeri. Ya işte. İşte bak bu hayatta hiç ne oldum demeyeceksin. Hadi. Yine de ne derler işte Allah kurtarsın diyelim. Allah içeridekileri kurtarsın Aylin'den. Yalnız böyle bir farkında mısın Güliz? Böyle bir ajansta huzur var, bir sessizlik, bir dinginlik var. Ailensiz hava sahası gibi. Evet, evet. Evet. Yavaş döktün! Beceremiyorum diyorum sana dedim ben sana. Sil orayı unutacağız sonra. Can Bey geliyor burada görecek böyle. Sen sil. Ben sileyim değil mi? Arkanıza hep ben to... Sanem. Sil buraya geliyorum. Ablacığım ben odandayım tamam mı? Hadi iyi çalışmalar. Hadi. Günaydın komşu. Günaydın Cece. Sanem ne oluyor sana? Sende bir haller var. Hı? Ben de artık hiçbir şey yok. Ben tek başımayım artık. Can yok artık. Nasıl can yok artık? Ne demek o? Gidecek yani. Gidecek demek oluyor. Neye gidecek? Nasıl gidecek ha? Söyle açıkla biraz. Belki de gitmiştir çoktan beni bırakıp. Ha, nereye gitmiştir? Söylesene hadi merakla bırakma insanı. Bulmaca gibi konuşuyorsun. Fabrik okum verdiğimi öğrendi. Sen de artık herkes gibisin dedi bana. Herkes istememiştir ya. Öyle demek istememiştir. Başka bir şey demiştir belki. Daha evine gittiğimde polen de oradaydı. Polen değildir, başka biridir belki. O sen onu karıştırmışsındır. Belki sadece bacak görmüşsündür, polen sanmışsındır. Gelmedi mi Can? Yok, gelmedi. Gitti işte. Gitmez, gidemez. Olmaz öyle bir şey. Gitse gelir zaten. Gitse duramazsın. Evet, kırılsa duramazsın gibi düşün. Yani gitse giden insan geri gelir. Ay, şirkete gelmek zorunda çünkü. Şirkete gidilir ve gelir. Hepimiz gidip geliyoruz. O da gelir bir gün elbette gibi düşündüm. Gidilir. Gelir. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Bana yardımcı olmanı istiyorum. Tabii ki. Tabii tabii. Doğru adrestesin. Evet. Burada bu şirkette. Şöyle temiz. Temiz. Kimsenin seni göremeyeceği. Hı hı. Ağlamalık bir yer var mı? Arşiv odası var. Arşiv odasında duygularını çılgınca yaşayabilirsin. Tamam. Ben gideyim.
gidiyorum uzun. Tamam oldu. Çok ağlama yalnız. Buram tamam. Tamam oldu. Uslu uslu ağla. Günaydın anne. Alayım. Evet. Al. Arkadaşlar. Sosyal medya postları nerede? Ben niye masamda göremiyorum? Masanda oturmuyorsun ki. Masada nasıl göreceksin? Sürekli geziyorsun, insanları geliyorsun. Şşş, duyacak. Ne sus, haklıyım. Haksız mıyım? Cevap ver, haklıyım ben. Haklı olduğumu söyle. Tamam, haklısın CC. Tamam, sus, bağıracak şimdi. Tamam. Haklıyım ama. Heh. Sen hep ağladın mı? Nasıl geçti? Ha? Ağladın mı? Çok ağlamamış ki bizim yüzünde çok ağlamış. Durum da yok gibi senin. Bir uğraşma benimle artık. Can geldi mi? Gelmedi, gelmedi ya. Sen bir rahat olsana. Böyle bir durum olsa ben bu kadar rahat davranır mıyım sana? Bir düşün. Gelecek diyorum, güven bana. Kendi konum değil ya, ondan rahatsın bu kadar. Hayır, ondan değil. Yok yok, ben anladım. Şimdi alınacaksın bana bir de. Tamam işte, bunu zamanında getirseniz... Getirseniz benim sinirim bozulmayacak. Evet. Red Mod'un jingle örnekleri gelecekti. Ne oldu? Şu otoparkta şarkı söyleyen bir müzik grubu vardı. Aradık mı onları? Otoparkta. Neden kimse? Hangi otoparkta ya? Bilmiyorum. Çıkaramadım. Ama arkadaşlar. Ay hiç kimse iş yapmıyor. Hiç kimse çalışmıyor. Arkadaşlar oturmaya mı geliyoruz biz buraya? Kalk dans et hadi. Oturmaya mı geldik? Oturmaya mı geldik diyor. İlginç. Ben sizden iş istiyorum, iş. Bak görüyor musun? Canla başla çalışan bir kadın. Abin nerede? Gelir anne biraz. Kast ajansından liste gelecekti. Nerede? Ben bunları düşünmek zorunda mıyım? Geldi Deren Hanım. Can Bey'e gönderdim. Cevap bekliyoruz. Ha. Can Bey nerede? Geldim, geldim. Bak dedim sana. Selam gelecekti. Arkadaşlar. Kolay gelsin size. Sağ olun, günaydın. Günaydın. Ama can aşk olsun ama işte sen geç kalınca böyle biz hiçbir şeye karar veremiyoruz. Neredesin? Tamam, sakin ol Derenciğim, geldim işte. Evet, biraz iş konuşalım arkadaşlar. Nihan, sana mail attım ama bence renklerde sorun var. Deren, mailini gördüm. Fikirler çiçek. Ama yine de ben araştırma şirketinin sonuçlarıyla karşılaştıralım derim. Evet arkadaşlar, fişek gibiyiz. Hadi bakalım toplanalım. Konuşmaya başlayalım. Günaydın. Günaydın, neyin var? Bir şeyim yok yani. İyiyim. Senin neyin var yani, iyi misin? Sanemciğim, halini hatırını sormuyoruz yani. İş olarak elinde ne var? Ben McKinnon kampanyasıyla ilgili bir yolculuk hikayesi yazdım. Şöyle... ulaşılmaz olan yolculuk burada yazıyor. Burada da görseller var. Okey, güzel görünüyor. Toplantıdan sonra okuruz. Renk seçenekleriyle ilgili ne durumdayız? Görselciler tasarımlarını bitirdiler. Biz asıl rengi zaten yolladık McKinnon'a. Gerekçelerini de mail attık. Cevap bekliyoruz bakalım. Süper süper. McKinnon'un planlandığı gibi o halde. Şu cipsilerle alemde. Onları eski müşterimiz. Bekletmeyelim. Can Bey, zaten ilk etapta biz onların tercihlerine göre bir çalışma yaptık. Odanıza göndereceğim ben. Şahanesin. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sanırım planladığımız gibi ilerliyoruz. Herkes işinin başına dönebilir. Kolay gelsin. İş. İş bekliyorum. Abi, geç geldin ama hızlı başladın güne. Artık kaybedecek zamanımız yok Emre. Bir an önce toparlanmamız lazım, kendimize gelmemiz lazım. İyi de ne bu acele? Yani Fabri, Aylin işlerimizi bayağı bir sekteye uğrattı. Aslında bir sürü projede planladığımızdan gerideyiz. Çoğunu hallettik ya zaten. Evet, evet. Ama geriye önemli bir şey kaldı. Aylin. Aylin. Tutuklandı zaten. İyi de tutuklanması bizim işimize yaramıyor ki Emre. Hisselerimiz hala onda. Ama ben bir şeyler düşündüm geri almak için. Ne düşündün? Şikayetimizi geri çekeceğiz. Nasıl? Yani Aylin bize hisseleri devrederse şikayeti geri çekeceğimizi, ceza almayacağını söyle ona. Anladım. İyi fikir de Aylin'in bunca yaptığı şeyden sonra içine sinecek mi bu? Emre, yani ben ajansı devraldığım eski haline geri getirmek istiyorum. Yani babamdan aldığım halini. Anlatabiliyor muyum? Hatta böyle daha büyük işler yapmış. Mikroplardan arınmış haline. Bu şu an benim en büyük amacım. Benim için çok daha önemli. Ayrıca ailenin dışarıda olması bana göre içeride olmasından daha iyi. Hatta bence cezaların en büyüğü bu. Yani kendi kendini bitirdi zaten. Bu piyasada kimse ona iş vermez. Tamam. İyi yiyeceğim, merak etme.
Sanem, ne yapıyorsun? Seviyorum. Ay, yani uyuz oluyorum şu anda. Sen ne yapıyorsun? Hayret ediyorum. Hayretler içerisindeyim ben de. Masal gibi aşkı ne hale getirdiniz? Kördüğüm oldu aşk. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi? Ben mi gittim pıt 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 fabriğe gitme dedim sana, değil mi? Ama ben bunu şirket için yaptım. Can içeride tutukluydu, onun için yaptım. Kes! Bu aşkı yedirtmem size. Anladın mı? Mutlu olacaksınız. Mutlu sonu hak ediyorum ben. Mutlu olmanızı istiyorum. Bu ajansta negatiflik istemiyorum. Böyle gergin duygular istemiyorum. Duyuyor musunuz? Gülün! Cece sakin ol. Sen bir sussana artık ya. Niye ilgi çekiyorsun bu kadar? Yüzüme bile bakmıyor benim. Yüzüme bakmıyor. Bakmaz tabii. Böyle mama bekleyen pis kedi gibi bakıyorsun çünkü. Gocunuk gocunuk. Gocunuk gocunuk mu? Gocunuk gocunuk. Gocunuk. Ne yapayım o zaman? Nasıl bakayım ben ona? Bakmayayım mı? Bakıp da gözümü mü kaçırayım? Tam bakar gibi yapıp da aslında ona bakmadım mı anlatmaya çalışayım? Bakmayayım o zaman ben onun yüzüne hiç. Bakmıyorum ben artık. Tabii bakma, bakma. Sen de bakma, doğru. Polen baksın, Ceyda baksın. Sen bakma, sen de onlara bakarsın. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Şu anda işle meşgul, o yüzden bakmıyor. Anladın mı? İşte erkekler böyledir. Çok basit bir denklem bu. Çözmen lazım. Yani önce iş, sonra aşk gelir bizde. Öyle mi? Tabii, öyle. Peki benim şu anda ne yapmam lazım? Titre ve kendine gel. O eski özgüvenli Sanem'i istiyorum ben. Anladın mı? Bu Sanem'i sevmedim. Kovarım seni. Kovarım. Kovuldun, çık. Çık dışarı. Sen bu adamı ne hale sokmuş adamsın. Koskoca Can Bey sizin evde ev terliği giyiyor. Öyle düşün. Biz daha ölmedik. Evet. Yeniden, yeniden. Her şey yeniden. Tamam mı? Yeniden cezbet. Yeniden aşık et onu kendine. O zaman benim dişiliğimi kullanmam lazım. Kafanı kullanman lazım. Benim kafamı kullanmam lazım. Evet. Çünkü Can benim zekama aşık. Aşıktı. Aşıktı yok. Olumsuz yok. Dili geçmiş zaman yok. Aşık. Hala aşık. Hala aşık. Yediremem bu aşkı sana. Yavaşsana. Gidiyorum ben, tamam. Tamam. Sakin ol. Sakinim. Can, müsait misin? Daha sonra konuşalım mı? Biraz acil aslında. Ben toplantıdan sonra metin üzerinde bir iki değişiklik yaptım. Sen de bak, beğenirsen McKinnon'a gönderelim. Haber bekliyor çünkü. Tabii. Yani işle ilgiliyse tabii ki. Tabii ki işle ilgili. İş bizim önceliğimiz sonuçta, değil mi? İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ne değişiklik var bunda? Ulaşılmaz olan yolculuğun altını çizelim demiştim. Sloganlarımız iz bırak, meydan oku, cezbet. Ulaşılmaz olan yolculukta bunları göremedim ben. Ama artık var. Yani ulaşılmaz olanın nasıl iz bıraktığı, o arzunun nasıl meydan okuduğu ve ne kadar cezbedici olduğunu yazdım, anlattım. Yani ulaşılmaz olan yolculuğun kalpten geçtiğini gösterdim. Nasıl? O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Kalbini dinlersen o sana yolu gösterir. Selam. Ay pardon, çalışıyordunuz, böldüm galiba. Tamam, ben bunları sonra bakacağım. Ama bu çok acil. Gelsene Polen. Geldi zaten, şu an burada. Sen bunları Deren'e gösterdin mi? Hayır, o müsait değildi, o yüzden ben sana... Tamam, sen yine de göster, sonra ben bakacağım, konuşuruz sonra. Acildi ama gerçi bu. Bir de Gülize söyler misin, bize çay getirsin? Çok yaşa Sanemciğim. Kısmet artık, bilmiyoruz onu, bakacağız. Ne haber Can? Arkadaşlar siz bilirsiniz. Polen niye geliyor hala? Yeni aşkı bitince eski aşkına geri döndü bence. Durumlar zaten onu gösteriyor. Yurt dışına giderler bence. Can Bey'in de hızına yetişilmiyor maşallah. Ya bak Can, benim amacım sana kesinlikle bahset kurmak değil. Ya ben inanıyorum ki bu işi en iyi sen yapabilirsin. Ya bilemiyorum Polen. Ajans o kadar tatsız, o kadar sevimsiz bir dönemden geçti ki benim bir yandan da işleri toparlamam gerekiyor. Tamam, zaten onlar yani tam anlamıyla senin takvimine göre hareket edecekler. Şu anda sadece senin karar vermen gerekiyor. Hem bak zaten bu kadar stresin ardından senin buna ihtiyacın var. Yani biraz kendini düşün bence. Ya aslında çiçek gibi rota biliyor musun ya? Ne zamandır da gitmiyorum oralara.
Ve böyle yabancı bir yerlerde yalnız kalmak bana da bayağı iyi gelir. Kesinlikle. Bence de. Şöyle yapalım. Eğer sen olumlu karar verirsen birlikte gidelim. Oradaki bütün hazırlık sürecinde de birlikte olup birlikte karar verelim. Sen düşün. Ama önce kendini. Lütfen. Tamam. Düşüneceğim. Sağ ol. Can Bey'le Sanem ayrıldı bence. Kesin Can Bey'i bıraktı. Can Bey eski aşkına geri döndü bence. Ne yapıyorsun sen? Hanım, şöyle ki biz önceki kampanyalarımızı, yani geçmiş kampanyalarımızdaki önemli evrakları bir şekilde yok ediyoruz. Kağıt parçalama makinesi de bozulmuş. O yüzden Sanem arkadaşım burada o görevi üstlendi. Bu şirkette hanımefendinin görevi bu yani, öyle mi? Hayır, hayır. Kendisi metin yazarı. Ben metin yazarıyım. Kadrolu. Bir de o var değil mi? Nasıl olduysa artık o. Sanemciğim, sen istersen metin yaz. Ben kağıtları parçalarım. Ben en iyisi metin yazayım. Tabii. Pardon. Hasbelkader kariyer. Liyakat sıfır. En nefret ettiğim. Bakar mısınız? Hasbelkader kariyer mi? Hı? Sen kimsin hasbelkader kariyer diyorsun? Sen hiç çalıştın mı hayatında? Ha? O çocuklar ınga ınga diye çocukken gitmişsin. Şimdi geldin şirketin başına kondun, öyle mi? Ailen gitti, sen geldin. Bıktım artık sizin gibi tiplerden. Sizin yüzünüzden uzun boylu kadınlardan nefret eder oldum. Yılanlı Medusa, makyaj hilesisin sen. Gerçek değilsin, makyaj hilesisin. Gerçek yüzünü nasıl bilmiyoruz bile. Evet, bu çocukların aşkına engel olamayacaksın. Buna izin vermem. Gözüm üstünde. Duydun mu beni? Ha? Benim de duygularımla oynuyorsun. Anne şefkati gösteriyorsun. Ondan sonra anne diyorum bakmıyorsun. İlgilenmiyorsun hiç. Ne bakıyorsun öyle alıkalık? İşinin başına dön. Tamam anneciğim. Anne diyor ya. Benim gibi sakin ol. Konuları öyle çözebilirsin ancak. Sen anne mi dedin ona? Ah, şunun saçını başını. Ben bir yolarım. Biraz önce söyledim, sakin ol. Örnek al biraz benden. Bismillah, içeri. Tak, yeter artık. Buyurun Emre Bey, ne oldu böyle çağırdınız gizli gizli? Dur, kapat kapat, gel gel. Kapatayım, tamam. Sen mi çağırdın mı? Çağırdım, geliyor. İyi, tamam. Abim şehir dışına gidiyormuş. Hadi ya. Hayır hayır hayır, bir iki günlüğüne kafasını dinleme. Aa. Çok iyi bu. Yalnız mı peki? Evet yalnız. Polen'in teklifini düşünecekmiş. Biraz kendiyle baş başa kalmak istiyor. Demek ciddi ciddi düşünecek o teklife. Sanem çok üzülecek ya. Kafası karışık ama henüz karar vermedi. Panik yapma, şöyle yapalım. Sanem'i de gönderelim, baş başa kalsınlar. Güzel fikir aslında. Ama nasıl olacak ki? Sen Sanem'i ikna et. Tamam, Sanem kolay. Annemlere de şey deriz, iş kesi falan derim. Ayarlarım şeyler. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne? Ablacığım bir gel. Dur. Gel be. Bir şey mi oldu? Can Bey gidiyormuş. Leyla. Nasıl gidiyormuş? Bu kadar hızlı mı? Sanem bir sakin ol. Evet hızlı gidiyor ama yani birkaç günlüğüne şehir dışına gidiyor. Ha. Ay çok özür dilerim. Uyuhu da önemli değil. Tamam. Ay çok pardon Emre Bey. Şehir dışındaysa tamam o zaman. Sorun yok. Ben sandım ki neyse. Sen de gidiyorsun. Ben de mi gidiyorum? Peşinden gidiyorum. Ne münasebet ya, ben niye peşinden gideyim? Ne demek ne münasebet ya? Ne kadar güzel fırsat işte. Sen annemle düşme, onları ben ayarlayacağım. Ya senin ne güzel, yan odayı tutarız, baş başa kalırsınız. Abinin de haberi olmaz, sürpriz falan olur ha? Hayır, hayır, hayır. Yok, gitmem ben oraya. İstemiyorum hiç. Allah Allah, ne demek istemiyorum ya senin? Ne kadar güzel fırsat işte. Hem konuşursunuz da. Can benimle konuşmuyor abla. Polen'le konuşuyor, benimle konuşmuyor. Odadan çıkarttılar beni ya. Onlar böyle dip dibe konuşuyorlar, benimle konuşmuyor Can. Öf, saçmalama Senem. Ya ben diyorum ki sen bu fırsat kaçmaz kaçmaz. Fırsatı kaçırmıyorlar zaten. Ben de bundan bahsediyorum. Can benim rahatsız olduğumu bile bile böyle samimi davranışlarda bulunuyor. Ben hayatta gitmem onun peşinden. Gitmeyeceğim ben. Ya Senem abla, istemiyorum. İstemiyorum. Gitmeyeceğim. Ya Senem ablacığım. Hayır. Ya böyle mi? Evet, ben çalışıyorum. Tamam, o dosyaları getireceğim. Emre Bey, getiriyorum.
Hayda, bu kız da nerede neye inat edeceğini hiç bilmiyor ama ya. Leyla tamam, sakin ol, onları bir şekilde bir araya getireceğiz, tamam mı? Tamam, düşüneyim ben de bir şeyler o zaman Emre Bey. İyi, tamam. Leyla. Osman, hoş geldin. Hoş bulduk. Buralardan geçiyordum, seni görmek istedim. Ha, iyi ettin, iyi ettin. Hadi gel odama geçelim, daha rahat ederiz. Tamam.